Arkadaşlar 14. derste kalmıştık. Ben o videoyu tekrar birleştirip yükleyeceğim için 14'ten başlayayım dedim. 11. 14. dersten. Şöyle açayım 14. dersi. Evet. Burada Ergo Arbansar 14. ders. Böyle şunu da yukarı alayım. Evet. Espo, pot, margo, potlak, kavro, öküz, karso, karın. Şimdi burada sizin Arapçadan bildiğiniz Esbo, Heşep ve Saur'un Saur var. Bir de Türkçe'de Mera dediğimiz veya Mera dediğimiz kelime var burada. Karso'yu bilmiyorsunuz. O zaten dedik. Gayo, Hezigamlo, Gayo, Hezi emir gibi. Hezi normalde bu kelimenin kökü hezodur. Emir, gayo erkek, hazi eğer dişi olsaydı, dişil olsaydı hezo olurdu. Gayo, hazi, gamlo. Deveye bak. Muharrom, burada Arapça benzer bir yapı var. Buradaki muharrom ne yüksek veya ne büyük anlamında. Arapçada da aynı yapı kullanılıyor. Ma ekbere, yani ne kadar büyüktür, ne kadar yüksektir, ma ala, ne kadar yücedir. Buradaki morum ne de yüksek veya ne de büyük. Rom yüksek, yüce, tepe anlamında aslında. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Mesela bu tov için kullanmak istersem ne kadar iyi? Motor mu? Motof diyebilirsin tabii. Diyebilirsin. Morom, Rişo, Dgamlo. Rişo, Devenin başı. Dgamlo. Devenin başı. Devenin başı veya deve başı, devenin başı. Şimdi deden dolayı biz, Dolat'tan dolayı biz nın, devenin başı diyoruz. Bu ro'e. Şimdi geçmiş zaman ro'e zebno dukoyen ro'e an o'el ro'e bu son harfi illetli olan bir harf olduğu için, bir fiil olduğu için ro'e eğer dişil olsaydı ro'yo, ro'ye, ro'e, ro'yo şeklinde ro'ein ve ro'yon şeklinde çekimini yapacaktık. Bu ortaç ve zebnodu koyem dediğimiz şimdiki zaman veya geniş zaman aslında. Şimdiki zaman veya geniş zamanı karşılıyor. Espo, u, ro'e, espo, u, ot, luyor. Ot otluyor. Ro'e otlanmak demektir aslında. Otlanıyor. Ot otlanıyor veya otlanıyor. Bir arada da kullanabiliriz Türkçe'de. Gamlo. Şimdi ravmin yapısı geçen yine söylemiştik. Den büyük anlamında. Yani bu İngilizce'deki den de bu arada çok ilginçtir, değil mi? Bu da den. Biz den büyük diyoruz Türkçe'de. Bu da İngilizce'de de bigger than diyorsunuz mesela. Bigger than, yani big kelimesi de bana göre büyükle aynı bir kelimedir yani. Big, büyük aynı aslında. Bigger than Rav Men Tauro. Şimdi
Şeyde hep diyoruz ya nasıl dil öğrenilir? Biraz ilişki kurmak gerekiyor. Şimdi bir kelimesi hep dikkatimi çekmiştir İngilizce'de. Yani Türkçe'deki büyük kelimesi, big kelimesi şeydir. Büyük bir ilişkisi vardır yani. Yine den de, den biz Türkçe'de deni yine bir şeyden büyük anlamında kullanıyoruz. Rav min tavru. Tamlo, rav min tavlu. Tavru. Tavru kelimesi Arapçada biliyorsunuz tavur. Burada kullanıyor musunuz tavur? Sevme. Evet, tavur. Yani bazıları kullanıyor, eskiler kullanıyor sanki. Evet, Yani yaşlılar falan. tavurun. Şimdi Süryanice'de tavru, İbranice'de şur kelimesi kullanılır. Şur kelimesi kullanılır. Şur, şur, stav ve tavru. Şur, tavru. Tabi bu Latince taurus şeklinde geçmiş. Tavur aslında. Tavur, üst. Sonra tor yine aynı şekilde tor da. Buradaki bütün kelimeler aslında bir kökten geliyor. Şimdi gelirseniz daha nereye gidiyor bu? Ur kelimesi bununla ilişkilidir. Dağ kelimesi bile bununla ilişkilidir. İtle Karso Rabu büyük bir karnı vardır. Karso Rabu. O işte Gamlo Hono Ote Ote Eto 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 bu geçmiş zaman. Ote ise Sebna Dukoyen şimdiki zaman veya yeni zaman ya da ortaç olarak kullanılıyor. Ote Ote Otyo Ote Otyo Mem Margo Sen bir yerden geliyor o gamlo bu deve ya da şu deve ya da işte deve yani bunu koyu değişik şekillerde çevirmeniz mümkün. O gamlo, yani bu deve diyebilirsiniz, işte deve diyebilirsiniz. Buradan hono, ho gamlo hono, işte bu deve, ote men margo, otlaktan, çayırlıktan, çayırdan geliyor, gelir. Şuvole, şuvole, sorular. Suolo, suole. Burada gördüğünüz bunlara biz siyome noktası diyoruz. Siyome noktası bunun zaten çoğul olarak ümumiyetle son harekenin e olarak okunması gerektiğini size söylüyor. Suole. Panu ya da pani, biat, mele kelimelerle bir buna kelimeler yardımıyla biat vasıtasıyla cevap ver. Panu biat meyle. Man hoze gamlo. Man kim? Gayo. Gayo. Ayo hoze gamlo. Ha. Yani man hoze gamlo. Gayo hoze gamlo. Man burada kimi? Yani burada bir özneyi, bir işi yapan kişiyi soruyor. Man hoze gayo bir şey cevap verdi Gülsüm'e. İki bet kımo regle itle kımo Arapçadaki kem kem bir kem kem sayı ifade ediyor. Kımo regle itle kımo regle itle can Gamlo'nun yani Gamlo'nun kaç ayağı var? Gamlo devenin. Arba. Arba ragli. Ne diyeceğiz? İtli arba arba ragli. Ragli. Mono kaç? Bakın bu kim? Kim? Kaç? Mono ne? Mono ohil gamlo.
okey. Mono. Okey. Gelo mu? Ya da Espo mu? Espo. Espo. Dolas. Gamlo. Graf. Av. Tauro. Av. Rav. Ya ya da. Gamlo. Rav. Deve mi? Deve mi? Büyük. Yoksa, bakın, avı yoksa Tauro. Tauro mu? Yoksa Gamlo. O zaman ne diyeceğiz? Gamlo, Gamlo. Rav. Rav. Men. Men Tauro. Gamlo. Rav. Men Tauro. Tauro. Bet. Steam. Yerleştir. Kökü somdur. Orta harfi oyuktur. Sim, som, kom gibi. Kom, som, sim, yerleştir. Sim, mele, kelimeler. Dukat. Dukto, dukat. Yer demek, mekan demek. Place, place yani mekan. Dukto, dukat, nukso, nukse. Noktaların yerine, burada boş olan şu noktaların yerine. Dukat, nukse. Kelimeleri koy. Hangi kelimeleri? Aynı. Aynı. Gözler. Hı hı, gözler. Umo. Ağız. Edni. Kulaklar. Kulaklar. Regle. Ayaklar. Evet. Şimdi Gamlo Hono'nun neleri varmış? Jose. Jose biat görür. Jose biat. Neyle görürüz biz? Aynı. Biat. Aynı. Biat aynı. Aynı. Yardımıyla aynı görürüz. Bet. Şoma işitir. Biad. Edni. Edni. Çok güzel. Edni. Gimel. Uhel. Biad. Pumo. Pumo. Arapçada fumdur bu arkadaşlar. Fum. Fi. Fum. Kelimesi kullanılıyor. Arapçada fum. Yine Arapçada Semo diyorlar. Semo diyorlar Troya'da da, değil mi? Nasıl? Troyo'da Fumo'yu Femo diyor. Femo diyorlar. Femo. Çünkü Arapçadan etkilenmiş. Yani Arapçadaki, Arapçada Fem var ya. Arapçada Femo şeklinde kullanmaları Arapçadaki Fum kelimesinden, Fem kelimesinden kullanılıyor. Aslında ben o Begat Kefat'ten dolayı diye düşünmüştüm ama yok değil. Yok yok. Begat Kefat'la alakası yok. Arapçadan etkili bir şey. Okay, tamam. Fem Arapçada da değil mi? He? Fem. Çünkü Arapçadaki fem'dir. He? Evet. Evet. Aha. Arapçadaki fem'dir. Eğer herhangi bir mesela Arapçadaki fem kelimesini fem ağız demektir. Ağzında demek için iki şekilde kullanıyorsunuz. Fi, femi ya da fiye diye diyorsunuz. Fiye. Bu da kullanım değişiyor. Modern Arapçada, eski klasik Arapçada değişiyor. Fi, fihi de diyebiliyorsunuz mesela. Fi sadece fi de ağız demek aslında. Sadece pi ağız demek. Sadece pi. Şeyde Fenike'de de aynı şekilde. Abi aynı Fenike. Ağız, evet, Fenike'de. Ağız demek. Edno, ohel, ohel biat, humo dedik. Humo dedik. Dolat, mahalek. Mahalek arkadaşlar, bu da yürümek anlamında. İbranice'de aynı kelime kullanılıyor. Olah, olah kelimesi kullanılıyor. Arapça, şimdi İbranice'deki yani aklınızda kalsın diye anlatıyorum. İbranice'deki halaka dediğimiz şey gidilen yol demektir. Bizim bu Türkçe'de kullandığımız sünnet kelimesi var ya, yani Hazreti Muhammed'in sünneti anlamında. Tradition anlamında. Tradition anlamında. Tradition anlamında. Çünkü senle yol almak demektir yine. Yolda patika, yol açmak demektir. Halak da halaka kelimesinden aklınızda kalsın. Holak yine mahalek. Bu şey nedir burada? Müfail, pael, halek, mahalek. Mahalek yürür veya yürüyor. Biyad regle. Regle, evet.
veya rezle. Şimdi bu kelime Arapçada yok. Arapçada bu kelime yok. Ama İbranice'de ve diğer dillerde paylaşılıyor. Hatta Akatça'da da paylaşılıyor. Laktifto, gamlohono, ro'e, otluyor, otluyor. Espo, ot, yeşil ot demek aslında. Espo, otluyor. Men, marvu, çayırlıktan, çayırlıktan otluyor. Gamlohono, çayırlıktan otluyor. Evet, şimdi bugün yeni bir şeye başladık. Ergo Hamesh Asar, 15. ders. Bu fotoğrafta, resimde bir kaz görüyorsunuz değil mi? Evet, bir kaz görüyorsunuz. Sohe yüzmek demektir. Kökü sıhodur. Şöyle. Hocam aynı zamanda yıkamak gibi. Evet, yıkamak anlamı var ama esas anlamı sıho. Arapçada da saha demektir. Sabaha, saha. O da çok ilginçtir. Sabaha, Arapçası. Sabaha, yine saha. İkisi de var. Arapçada sabaha, tabii bir let var arada. Muhtemelen burada düşmüş. Arapçada sağlam iken burada illetli halde kalmış Süryanice'de. B harfi mi düşmüş oluyor? B, evet. Sabah. Sıhu. Suhi. Ortaç hali. Veya şimdiki zaman zevne dokuya koyayım. Nesfe. Gelecek zaman çekimi. Yani spo illetli bir fiildir. Son harfi illetli olan, yani lomat harfi illetli olan bir fiildir. Evet. Sıho ve limesho ise mastarıdır. Limesho, ünlü mastar, yüzmek için dediğimizde. Bu biz bunlara kirihat hukumu diyoruz. Yani son harfi illetli olan demek. Son harf, yani bu yut da olabilir. Yani yut da olabilir. Vav da olabilir. Yani ümmiyetle yuttur. Yani bu da olaf diye gördüğünüz şey. Aslında biz buna olaf-ı mutlak diyoruz. Bu bunun bir fiil olduğunu, içerisinde son harfinde bir illetli, vav ve yut gibi illetli bir harfin olduğunu bize söylüyor. Sohe yüzüyor, yüzer ya da Ayvoru beyaz demektir arkadaşlar. Beyaz. Tabii bu Ayvoru kelimesi benim tahminime göre Akatça'daki Ayartu kelimesinden geliyor. Ayartu Akatça. Yani söylenmiyor ama bana göre bu Ayartu'dur. Ayartu. Şimdi şurada het... Nasıl Ayartu'dan buna dönüşebilmiş hocam? Dönüşür çünkü ya da he düşebiliyor. Şunların hepsi düşebiliyor. Ayartu. Yani şu vav avar, yani avar, ayar, yani bu v'ler y olabilir bunlar. Hiç bunlar dönüşüyor zaten. Ayartu, hevoru, yani ayar, şu kelimede bakacağınız şey şu. Yani Fransızca'da ya da işte Yunanca'daki gibi H'yi düşürürseniz. Evet. Zaten düşüyor bu. Evet. Bu H veya da H. Şimdi Akatça'da biz bunun ayrımını yapamıyoruz. H midir, H midir, H midir? Bunun yok ayrımı Akatça'da. Bunun ayrımı yok. Bazen K bile bu şekilde okunabiliyor. Hatta daha da garibini söyleyeyim. Bazen H'ini bile bu şekilde okuyabilirsiniz. Dolayısıyla burada tamamen çivi yazısının bazen, çünkü 14 tane şey var, ses var. Onu oraya adapte etmek için zaman zaman sizin ek bir şey yapmanız lazım veya düşürmeniz yahut eklemeniz gerekiyor. Bu da okuma hatalarına neden olmuş.
Hocam bir şey sorabilir miyim? İlgili değil ama benim hep aklıma takılıyor. Ya bu şey ayn harfi neden sesli olarak kabul ediliyor? Sesli aslında sanki. Yani çok aynı harfi ben yok. Şöyle söyleyeyim evet. Size. Geçen yani derslerde de söyledim. Bakın. Evet. Geçen derslerde de söyledim. Ulan şöyle yazalım. Alef, vav, yud. Bunlar tamam. Bunun dışında E, pardon ben İbranice yazıyorum. E ve ayn, ayn harfi. Bunlar da aynı şekilde bana göre şu illet harflerine dahil edilmesi gerekiyor benim teorime göre. Yani E ve ayn harfi aslında sebebi de ne Cihan? Sebebi yani bence söyleyeyim, şöyle bir şey, söyleyeyim, sesli ve sessiz arasındaki ayrım yaptığımız zaman. Hayır. Sebep ise Olaf ile aynı sesi çıkarır. Evet. Gırtlak harflerdir bunlar. Bunlar bir harf olmaktan ziyade sadece bir ses. Yani harfler bizim harf diye nitelendirdiğimiz şeyler aslında ünlenmeyen, yani seslenmeyen şeylerdir. Yani P tek başına P dediğinizde bunu seslemek için P, pu, pi, pi, şu demem ses verebilmemiz için bizim ünlülere ihtiyacımız var. Bu H de yani her ne kadar gramer kitaplarında yazmasa da H ve ayn da bazen başta ve sonda ünlü gibi davranabiliyor. Neyse uzun mesele bu fonetikle ilgili bir durum. Korah kelimesi biliyorsanız Arapçada da uçmak anlamında gelir. Aynı anlamda kullanılıyor. Borah. Bu tabi burada orta çağlı hali prah'tır. Borah dememizin sebebi poel kalıbında son harf het, gırtlak harfi olduğu için orta harf aynı biz roho yapıyoruz. Haklo Arapçadaki akıl kelimesi aklu, Akatça'daki aklu kelimesi. Hatta daha da ötesini söyleyeyim size, biraz garip gelecek. Ekele kelimesi bile bununla ilişkilidir. Çünkü hakıl, harlayla ve tahırla ilişkili olan bir şeydir. Ekele de yemekle ilişkili olan bir şeydir. Ama birisi had iken, birisi olaftır. Uzun bir mesele. Evet, buna da girmeyeceğim. O vazo. Bunun anlamı neydi hocam? Harla. Tarla. O vazo hayvoru bu kaz beyazdır. O vazo hayvoru hatta bu şeyde şöyle de çevirebilirsiniz. Bunu şöyle de çevirebilirsiniz. O vazo hayvoru işte beyaz kaz ya da bu kaz beyazdır. Şimdi çevirme şeyiniz size ait olan bir şeydir. O vazo hayvoru bu kaz beyazdır ya da o vazo hayvoru işte beyaz kaz da diyebilirsiniz. Fransızca da vazo kuştu. Evet. Kaz vazo vazo sohe yüzer bğav içinde nahro nehrin içinde bğav gav İç demek, bığav içinde, bığav nehro, nehrin içinde yüzer. Arapça bu yanlış olarak geçmiş. Arapçada bicevvin, bu şekilde geçmiş, bicev, yanlış geçmiştir Arapçaya. Kur'an'da geçiyor bu. Bicevvi semai şeklinde yanlış tercüme ediliyor. Cev zaten Arapçada hava demektir. Sema da zaten gök demektir, gök. Gök havasında falan biraz böyle. Tabii anlaşılan o ki bunun Aramice'de yani bığav kelimesi Aramice'deki yazılışı Kur'an'da Arapça ortografi ile cev kelimesi birleştirilip aslında gav kelimesi içinde olan demektir. Ama bunu Arapçadaki cev ile karıştırıp bi cevvi semai aslında bir semai deseydi yeterdi. Daha da gerek yok ötesine. Nahru, loket toplamak demek.
Loket Arapçada lakkata aslında kaybetmek demektir. Şimdi burada lakat, loket, loket kelimesi toplamak, biriktirmek veya bir hayvanın bir şeyi yerden toplaması anlamında kullanılması biraz sanki iki dildeki ezdat dediğimiz iki diller arası bir ezdattan bahsedebiliriz. Diller arası ezdat nedir? Semitik dillerde bazen bir Semitik dildeki anlam ile diğer yani A Semitik dili arasındaki anlam ile B Semitik dili anlam arasında karşıtlık ilişkisiyle kurulan bir şey vardır. Ezdat dediğimiz şeydir bu. Bunlara ezdat diyoruz. Diller arasında kuranlar var ama ben diller arası da kurulması gerektiğini söyleyenlerdenim. Bu anlamda ezdatın sadece kendi dilin kendisi içerisinde değil, kendi ailesi içerisindeki diller arasında da çünkü karşılıklı olarak bunun yanlış alma durumu söz konusudur. Yanlış alma veya alıp onu değiştirme, dönüştürme yani ters bir şey de anlamdır göstergesel olarak. Mesela ben siyah söylediğimde karşınızda beyazı da hatırlarsınız muhtemelen. Burada heto, hete kelimesi Arapçadaki hentedir, nun düşer. Arapçada heto, heto, hento veya hete burada bir nun var arkadaşlar. Aynen Arapçadaki medinetun gibi, Süryanice'deki medito gibi nun burada bir nun düşmüş. Bazen yazıda düşüyor. Bazen yazıda kalıp altına bir mubattuğunu koyarak yazıda devam edebiliyor. Ama burada her iki şeyde de düşmüş. Arapçada hıntatun şeklinde. Hatta bununla ilgili çok ilginç bir anlatı da var. Hatta hıntat kelimesi hatta kelimesi Arapçada aynı zamanda ezmek anlamına da geldiği gibi diz çökmek anlamına da var. Bunu da Mısırca'dan geçtiğini söylüyorlar. Eski Mısır dilinde hatta kelimesi, hıntta kelimesi. Men haklo, loket hepe men haklo topluyor. Hepe buğdayları men haklo tarladan. Evet, buyurun bir şey mi sordunuz? Vazo itle train gefe kazım vazo itle itle onun için vardır. Itle train gefe gefe arkadaşlar bu da yine Arapçada kenef kelimesi bakın çok ilginçtir. Bakın G Arapçada K olabiliyor bakın. Yani bu Semitik dillerde G K şöyle yapalım. Bunlar birbirleriyle dönüşebiliyor. Türkçe'de de bu olabilir. Bu ga olabiliyor. Ga olabiliyor. Şimdi kenef yine bir nun düşmüş. Arapçadaki kenef kelimesi biliyorsunuz kenef kelimesi, kenf kelimesi, gefe kelimesi gibi. Kenf, gefe. Burada muhtemelen bunun şuradaki bir nun düşünmüş olma ihtimali yüksektir sözlüklerde olmasa da. Elo, elo, lo porah ancak, elo ancak, ancak lo porah bat gibi yani. Ama güvercin gibi uçamaz. Elo bat fakat ama lo porah ah yavnu güvercin gibi. Ah arkadaşlar ah ah kelimesi burada k gibi Arapçadaki k gibi Arapçadaki k gibi evet Türkçedeki çibi gibi çi gibi gibi çibi öyle diyelim çibi 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 Türkçe'ye çok benziyor değil mi? Ki bi ki ki Türkçe'de ki eski Farsçadaki parçadaki ki de kendisinden önce gelen ismi tanımlar
Türkçedeki ku gibi ku, ku. Türkçede ku'dur, ku'dur. Ke yine Arapçada kema, kema gibi kema. Ke buradaki temel ses i. Ke G veya K'dir arkadaşlar. Sadece G, G değil. K, K gibi, Q gibi, U gibi. Bu tanımlıyor veya benzeri gibi. Bak gibi diyoruz. G ve B. Hocam şu G, GP neydi bu ilk şeydeki cümledeki son GF. Kelime onu? GF. GF kanat demek. Kanat. Hı. Dedim ya Arapçadaki kenefe ile ilişkilidir. Hmm, ama ben işte Arapçasını. Yok kanat olduğunu da söyledim sanırım. Geçen ben atlamışım. Elo, elo, lo porah. Şimdi porah kelimesi par kelimesinden geliyor aslında. Par, par. Mesela Türkçe'de freeden var. Parçada freeden var. Free. İngilizce'deki fly gibi arkadaşlar. İngilizce'deki fly gibi. Şimdi lambdatizm ve rotasizm var. Lambdatizm ve rotasizm var. Par ve fly aynı. Bu kök bu. Par. Par, pır, pur, pir veya pel. Kökü. Ora ah yaunu. Yaunu güvercin demek. Vazo Ravmen Ternoğlu. Burada yanlış yazmış. Bu Ternoğlu o şekilde. Ternoğlu. Hocam I like gibi de aynı zamanda. Like diyebiliriz İngilizce'deki. De, evet İngilizce'deki İngilizce'de like şöyle. Gibi. Şöyle İngilizce'de like yazıyoruz ya. Yani. Evet ona benziyor aslında da. Hani. Evet. Like şimdi önünde izah edeyim size. Burada lomat yani L, lomat diyorum. L harfi B gibidir aslında. Çoğu zaman eski Frizanca ve Germen dillerde B ve L birbirinin yerine kullanılıyor. Bunun birçok örneği var. Yani yüzlerce, binlerce örneği var. B ve L değişimiyle ilgili. Vazo Ravmen Ternoğlu Ternoğlu Vazo Vazo Kaz Ravmen Ternoğlu Kaz tavuktan pardon horuzdan buradaki Ternoğlu horuz Ternoğlu tavuk demek Ternoğlu horuzdan büyüktür. Şuvole Şuvole şimdi sorulara siz cevap vereceksiniz. Panu biat mele birincisi. Cihan. Monoy surto hode. Mono. Kim? Monoy surto hode. Pardon ne? Evet. Ne surto hode. Buradan. Yani pardon? Bu resimde ne? Bu resim ne nedir? Evet. Bu resimde kaz var. Yani. Ne diyeceğiz? O vazo hevorto derim. Surto hodo. Ya da yüzüyor derim. Orada yüzen bir kaz var. Yok söyle o. Bakalım o zaman. Besorto hode. Ha evet. Disorto hode. İt mesela dersin. Vardır ne vardır? İt. İt vazo. Vazo. İt vazo hevorto. Beyaz bir. Vazo hevoro. 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 Peki o zaman dersin yüzen bir kaz var dersen nasıl dersin? Nehirde yüzen bir kaz. It, şöyle diyelim cümleyi şöyle kur. Nehirde yüzen beyaz bir kaz. Dır. Nehirde bu resimde yüzen vardır. Beyaz. Nehirde yüzen beyaz bir kaz. Dolatı kullanacağım. Svorto hone it. Besurto. Besurto hode. Dusurto hode it it the so so no 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 it 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 vazo
Sonra vazonun sıfatı nedir? Vazo hayvoru. Sonra donatı getiriyorsun ve ortaç olarak kullanıyorsun. De sobeh, sobho pardon, sobho. De sohey. 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 Bğav nahru. Nahru, evet. Bir daha söyle bakalım. De sumorto ho ne? De sumorto ho ne? Eat. Vazo hevoro hevoro de sovio gav nehro. Dinle. De sohe gav nehro. Hocam kaz erkek mi? Erkek olarak mı kabul ediyorsun? Evet, erkek olarak kabul ediyorum. Ben o yüzden sohyo dedim. Tamam. Yani erkek diyorsak evet. Sohe. Sohe. Evet. Evet. De suhe dedik, yüzen kaz değil mi? Nerede yüzüyor? Evet. Bğav nahru. Bğav nehrin nehru. İçinde. Evet. Ya da bı nehru da diyebilirsiniz. Nahru da diyebilirsiniz. Hı-hı. İki bet. Gülsüme. Evet. Ayko suhe vazo. Okay. Suhe vazo bı nehru. Bğav nehru. Bğav nehru o bı nehru. Bı nehru. Dimel. Gomal. Mono o khel vazo. Mono uhal vazu Leyla. Hete. Uhal vazu. Uhal vazu. O heto. Heto. Heto ya da hete. Yani eğer tekil dersen hete, heto. Çoğul dersen hete. Hete. Dolat Mustafa. Kımo gefe itli. Kaç tane kanadı var? Kımo gefe itli. Yani Lvazo, kumu gefe itle, itle ga lvazo. Tartin gefe itle. Tartin gefe itle. İki tane kanadı var. Evet. He, Gülsüme, vazo rav av parnoğlu. Vazo rav men tarnoğlu. Men tarnoğlu. Bet sim sim artein au arba. Ya iki koyacaksınız ya dört. Sim artein au arba dukat. Bakın dukat bunu unutmayın. Yani. Dukat. Dukat dukto dukat nukse. Eğer dolatı kaldırıp tamlama yaptığımızda dukto yani elif-i mutlak düştüğünde dukto dukat ses tonaj son harekeye geçiyor. Dukto dukat sondan bir önceki harekeye geçiyor. Dukat nukze. Ah. Palyo itli parten regli. Çocuğun erkek çocuğun iki tane ayağı var. Birincisi Gülsüm. Okay. Kalbo itli arba regli. Regle, kalbo köpek. Hı hı. Evet, kalbo köpek. Sefro, kian. Sefro itle, train, lo, gefe. Dikkat. İtlo. 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 Sefro evet. Dişildir, kuş. Sefro. Evet. Hı hı. Sefro, itlo, train ya da tartain. Ama gerçi dişille bir şeyi kullanıyorduk, gefe. Evet. Tartain, gefe, çok güzel. Gimel. Pauro. Euro, itli. Edne. İki tane kulağı var. İtni, train, edni. Tartin. Tartin, pardon. Edni. Tartin, edni. Hı-hı. Burada tartin kullanacaksınız ya da arba kullanacaksınız. Leyla, dolat. Maryam, itlo. Meryem'in ne vardır? İdi. Kaç eli vardır Meryem'in? Kaç eli vardır? Tartin, itli. Tartin, idi. Maryam, itlo. Değil mi? No. Dişil olduğu için bakın. Le o erile ait olan şey. Lo o dişile ait olan şey. Le lo. Bu H'nin üzerindeki şu H'nin üzerindeki nokta dişiliği bize o üçüncü tekil şahısın atfedilen yani lomat harfine son ek zamiri olarak gelen onun heo
he olduğunu, yani dişil olduğunu bize söylüyor bu nokta. Laktif to yazmak için vazo sohe ahnuno bğal mahru. Vazo sohe ahnuno bğal nahru. Nuno arkadaşlar balık demek. Nuno. Ahnuno. Balık gibi. Nehirde balık gibi. Ahnuno. Bğal nahru. Evet. Balık gibi yüzer. Güzel. Ergo şeptsar ya da eştesar gabro. Gabro. Gabro adam demek. Gabro. Gabro adam. Bu aslında Arapçadaki cebbar kelimesi. Cebbar. Yine bunun en eski hali gamboro. Gaboro, gabro, gamboro. Gaboro aynı zamanda kahraman demektir. Gaboro. Gamboro, gaboro. Bununla ilişkili bir kelime. Misaben kelimenin kökü zıban. Zıban faal hali bak. Zıban. Zıban burada zıban kelimesi ne anlama geliyor zıban? Zıban satın alma. Satın alma. Zıban. Zıban satın alma. Zıban. Zabin. Satmak mı? Evet. Zabin ise satmak değil mi? Bakın. Hı-hı. Satın almak. Dikkat edin. Satmak. Şimdi ben bunu fail kalıbından bunu ben şimdiki zaman yaptığımda başına mim getirip mizabeyn. Bakın. Mizabeyn. O zaman bunun kalıbı nedir? Hangi fiil kalıbındadır? Fail kalıbından. Yani satın, bu satın almak, bu da satmak. Satın. Satmak. Satın almak, satmak. Mızaben azure, arkadaşlar azure, azuro elma demektir. Evet. Azuro. Bir de şey diyordu sözlükte, bütün yuvarlak meyveler için kullanılabilir. Yanlış o sözlük. Yanlış. O istuprağından baktım ya. Yok, yanlıştır o. Azuro, o kökü başka onun. Sadece elma için mi? Sadece burada elma için kullanıyorsunuz. Anladım. Azuro, yani Süryanice söz konusu olduğunda. Tural içinde bunu kullanırız. Oh. Oh, yani Türkçedeki gibi, yani ne hoş, oh. Oh, fire. Fire, meyveler demek. İngilizce'deki fruit gibi. Yani pire, meyveler demek arkadaşlar. Yine bu kelime pere kökü. Fire, basimi. Basimi, hoş, lezzetli. Fire, fire basimi, lezzetli veya hoş meyveler. Gabro, şimdi burada Fire'nin İbranice'deki, İbranice'de tabii bu pru, ar kelimesi çoğalmak anlamına kullanılıyor Tevrat'ta. Pru var vu şeklinde, yani meyve vermek anlamında. Ru, meyve vermek anlamında. Ru var vu, çoğalın, meyve verin anlamında. Evlilik içinde, yani evlenme, evlenip çoğalma için de kullanılıyor. Meyve vermek anlamında. Gabro, mızabeyn, çocuk, adam, mızabeyn, satıyor, satar. Pire, meyveleri, meyveler satar. Mızabeyn, satar, tine, incirler, tin kelimesi, tine, muzo, azure, elmalar, yani incirler, muz ve elmalar
satar. Satıyor. O sobo, sobo yine bahsetmiştik. Yaşlı adam. Baba büyük, baba baba yani büyük baba. O anlamda kullandığı gibi yani Akatça'daki halinden evirdiğimizde söylüyorum çevirisini. O sobo, zoben, zıban, zoben satın alır. Değil evet, mi? Satın alır. Azuri ne yapar? Elmalar satın alır. V. Soyem, som, 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 geçmiş zaman hali, som, soyem, şimdiki zaman zebnoduk koyem, soyem, bğav, salo, sepete koyar. Koymak değil mi? Koymak, evet, koyar. Ben çocuğun ismi, ben, yani Ahmet, Mehmet gibi, ben, yohebli, verir. Zuz kelimesi arkadaşlar zuzim kelimesi Sümerce'de, Akkaççı'da bütün dillerde paralar demek. Para. Zuz. Zuz. Zuzum. Zuzu. Zuzum. Evet. Şimdi şuvoley. Vole, panubiat, mele. Birincisi Gülsüm. Okay. Mono is busurto. Busurto is sovo gavro upire. Evet. Uh-huh. Upire, azure, muze, muzo, fine, değil mi? Dine. Evet. Bir başka ne var bir de? Gavro, sobo. Bu ne? Hangisi? Salo değil mi? Evet. Salo. Evet. İki, bet, can. Mono müzaben, gavro. Evet. Gabro muzaben fire. Fire. Yani çok tine, muzo hepsini sayabiliriz. Azuri çok güzel. Evet. Cool. Gimel. Aylin fire muzaben. Aylin. Hangi meyveleri satıyor? Aylin fire muzaben. İşte muzo. Neydi şurada hepsi sanmıştı. Muzo, tilin, azure. Ne diyeceksiniz? Bu mzabin, tine, muzo, azure. Mono, google, mono, zoben, sobo. Zoben. Şimdi so, mızaben bir de zoben var. Evet satın almak değil mi? Sobo zoben hozure. Hazure. Hazure. Evet hazure. Hazure. He Mustafa. Ayko soyem hazure. Nereye koyuyor elmaları? Sepete Ayko koyuyor. Ayko soyem hazure. Sobo soyem hazure. Bğav. Bravo. Salo. Salo. Bet. Sim. Rav. Au. Zuur. Rav büyük. Zuur küçük. Dukat nukse. Şurada nokta bulunan yerlere ya rav ya da zuur koyacaksınız. Rav büyük. Au ya da zuur küçük. Ah, yavno, yavno, güvercin, rav, men, sefro, kuştan, güvercin, yani serçe kuşu, sefro, serçe kuşu gibi düşünün, serçe kuşundan büyüktür. Olaf, Cihan. Tavro, daha küçüktür. Tavro, zuhur, men, gamlo. Çok güzel. Bet,
Gülsüm. Talio Zormen Gavro. Leyla. Kalbo. Kalbo. Men Kato. Kato neydi? Kato kedi demek. Büyüktür Rav. Ravmen Kato. Ravmen Kato. Kato. Köpek kediden büyüktür. Mustafa Ito. Ito. Ravmen. Baito. Kilisede. Evet, kilisede. Kilise. Ito. Ito Rav. Men. Rav men. Baito. Laktifto yazı için. Fire meyveler. Tine incirler. Muzo muz. Embe üzüm. Üzümler. Avhe şeftaliler. Avhe şeftaliler. Azure elmalar. Şimdi bunu havhi bunun harekesi olmasa ruhu olsa bu defa diken olur arkadaşlar. Şey yani, erik diye geçiyordu sanki. Ho ho. Tabii havhi, Arapçası şeftali. Arapçası havhta şeftali evet. De burada sözlükte şey ho ho da erik diye. Gerçi zaten benziyorlar. Hepsi prunus. Yani Latin dilinde de aynı. Şeftali. Hocam bu şimdi hocam burada, Latince bunların hepsinin ismi aynı. Hepsinde prunus aynı tabii diyorlar. Latince'de aynıdır onlar. Yani mesela, türü gösteriyor. Mesela şey prunus Armenia şeydir şu neydi? Kayısı mı? Şeydir ama kayısı mesela. Prunus Persia mesela şeftalidir. Hepsi prunus yani mesela. Burada da türü işte gösteriyor. Tür evet, cins ismi aslında. Hı. Hepsi ama prunus yani. Mesela burada da koko erik bir de kavko da herhalde şeftali anladığım kadarıyla. Ya işte kategori şey adı değil mi o yani? Kategori. Evet. Ha, biraz öyle sanki. Hergo Schwaser. 12'ye kadar evet bakalım Hergo Schwaser. Arne. Arne. Arne arkadaşlar. Boynuzlar. Arno, Arne. Boynuzlar. Masto Türkçe'de kullanılıyor. Yoğurt, mast. Daha doğrusu ayran için kullanılıyor Türkçe'de. Evet. Bizde yoğurt. Yoğurt mast. Sanki daha çok. Evet. Yoğurt ve ayran için ikisi için de kullanırsınız siz. Ha, masto. Doğru aslında. İkisi için de kullanıyorsunuz arkadaşlar. Masto. Ya dev diyorlar da ayrana dev deniyor ama bilmiyorum. Evet, evet. Dev biraz karışmaktan kaynaklı bir kelime. Masto. Evet. Espo, ot. Arim, Rom'dan geliyor. Arim, apel, kaldırmak anlamında. Arim, yukarı kaldırmak, yükseltmek. İdo, İdo, isim bu. Zi, ezo. Keçiye, bak. Zi, ezo. Arapçada bu anz kelimesi olarak geçiyor arkadaşlar. Anz. Anzun kelimesi geçiyor. Yine dikkat ederseniz Arapçada nun korunmuş, Süryanice'de nun düşmüş. Hodi ezu bu keçi, ro'yo esbo. Otlanıyor evet, bu keçi. Otlanıyor. O şotyo. Şito. Şotyo, içmek demek arkadaşlar. Şote, şotyo. Bu ne? Şito, şito, geçmiş zaman. Şote, şimdiki zaman. Şotyo, nazarını da koyayım, dişil. Şotyo, mayo, men, gubo. Arapçada cüb kelimesi geçiyor. Kuyu. Yusuf suresinde fi gayabetil cübbe diye geçiyor. Cübbe. Gubo. Cübo. Gubo. Kuyu gibi düşünün. Gubo. Ezo it lo parten karne keçinin tane iki tane boynuzu vardır. Yohpo. Yohpo verir. O dişil verir. Hi yani hi yok. Bu lan bize verir. Ul yoğun
her gün halbo. Süt verir. Halbo süt verir. Halip, Arapçada halip. 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 Halbo. Halbo. De ezo. Keçi sütü. Halbo de ezo. Sagi, basim. Oldukça lezzetlidir. Oldukça hoştur. Halbo de ezo. Sagi, basim. Şuvole. Şuvole. Şalem. Tamamla. Şalem. Le fetrumi biat şmohi. Şu isimlerle, mevcut olan isimlerle tamamla. Nedir? Arne. Boynuzlar. Halbo. Süt. Espo. Ot. Gubo. Kuyu. Cihan bir. As no, evet. Hono. Hode. Efendim. Pardon, hone. Pardon hocam, şey yapamadım. As no hode deyo besim. Ro'yo, pardon. Ro'yo. Ro'yo besim, besmo. Ro'yo ro'yo asbo, pardon. Asbo, otlanıyor. Evet. Eşep, ro'yo esbo. Esbo. Ezo hode. Ezo hode. Ro'yo Esbo. Esbo. Cimel, Gülsüm. Okay. Shot yo mayo men gubo. Men gubo. Leyla. Kulyum. Kulyum. Yokulan. Yokulan halbo. Yokulan halbo. Bize ne veriyor her gün? Süt veriyor. Süt halbo. Evet. Bet. Kri. Kri. Oku. Ba'bet. Yap. Şimdi ben sizi göremiyorum. Birincisini okuyup ne yapacaksınız? Bakalım yapacaksınız. Kum al regle. Ne yapacağız? Ayaklarının üzerinde kalkıyor. Evet. Kum al regle. Baktın mı? Baktım. Kum al regle. Regle. Ayaklarının üzerine kalk. Bet. Zellu taro. Kapıya doğru git. Kapıya doğru git. Kapıya doğru git. Evet. Git. Tev. Otur. Al kursiyo. Zaten tamam. Hep yaptığımız şey. Sandalyeye otur. Diyor. Otur. Havo lan kanyo. Bize kalem göster. Havo lan kanyo. Arim idoh le el. Ellerini parmak kaldır. Yukarı kaldır. Yani parmak kaldırmak diyelim. Türkçe'ye çevirirsek elini yukarı kaldır. Yani parmak kaldır. Arim idoh le el. Le el yukarıya kaldırmak. Hocam bir şey sorabilir miyim? Heh. Şimdi bu kum katmak, Arapçası da katmak. Kum. Normalde bu evet kame. Evet kame yani şey emir kipi olarak kum diyoruz kalk evet. Mesela. Burada kum emir kipi normalde kom değil miydi bu yani Süryanca'da kum. Daha farklı. Yok kom evet. Kom onun geçmiş zaman halidir. Kum emir halidir. Tamam. Vav yok. Geçmiş zaman halinde vav yok. Komdur tamam. Sadece. Tamam. Laktivto, evet. Ezo, ezo, yohbo. Neden yohbo? Çünkü yoheb yohbo. Evet. Yohbo lan geçmiş zaman zebnodu koyem, şimdiki zaman zebnodu koyem, lan halbo, masto, masto, gubne. Gubne ne demek? Gubno. Peynir arkadaşlar. Arapçası da aynısı zaten. Cübün, Arapçadaki evet. Cübün kelimesi. Gübün kelimesi gubne peynirler verir. Evet. Ergo Simon Asar Simonio Asar Bonyo Bno evet Bno Bno Bone Bonyo Bine Bno Bno bina etti. Bone bina ediyor. Bonio o dişil bina ediyor. Bi'e yumurtalar demek. Bi'o. Bi'te. Bi'e yumurtalar. Soymo
Som, soyem, soymo. Bakın. Som, soyem, soymo. Kur, bak. Evet. Soymo. Ho, peno. Ho, peno. Bu yuva. Ho, sefro. Bu da kuş. Sefro, bonio, bina eder, yapar. Peno, yuva. Kuş, yuva, yapar. Kuş, yuva, yapar. Hi, o kuş. Hi, koymo, yerleştiriyor. Be, yani bekeno, yuvaya. Ne yerleştiriyor? Bi'e, yumurtaları. Yumurtaları koyuyor, yerleştiriyor. Şabo isimdir burada. Şabo, u, bak, peno, bonu. Bu yuvaya bak. İt, be, içinde vardır. Arba, bi'e. Dört tane yumurta vardır. Arba, bi'e. Sıfro, kuş, yosfo, al, yat, peno. Al, yat, arkadaşlar, civarında, yanında. Aliyat, yosfo, aliyat, peno, aliyat, peno, yuvanın yanında ne yapar? Oturur. Aliyat, şimdi al deseydi, al, peno deseydi üzerinde ama aliyat dediği zaman yanında, yakınında anlamında. Şuvoli, panu, biat, mele, güle. Mono, it, it, the surto. Bakalım ne var? Söyle şimdi, açayım surtoyu. Söyle, bu nedir? Sefro. Sefro. Bu? Peno. Peno. Yani, sefro. Başka? Bir de yumurta yok mu buralarda? Mutlaka yumurta da var. Bi'e. Evet, bir de bi'e var. Evet. İki, bet, can. Tamam. Sefro, bonyo, ko, keno. Keno. Önce soruyu evet. Okuyalım. Ha, tamam. Önce man, soruyu okuyalım. Men, boni. Man. Men değil, man. Man, evet. Man, bo. Eğer e derseniz o dendan olur. Ama a evet, derseniz yani. Kim olur? Evet. Man, boni, keno, hono. Kim burada yuva yaptı? Ben de diyorum ki kuş yok, yaptı. Yok, burada değil. Man kim bone bina ediyor, yapıyor. Bina ediyor kuş. Bu yuvayı. Bu yuvayı pardon. Hı-hı. Onu biraz ben başka bir dille karıştırıyorum hocam. Kusura hı-hı. bakmayın. Bende böyle bir sıkıntı var. Hani hem avantaj hem de dezavantaj. Dezavantajı da var Arapçanın. Evet hocam gerçekten ondan ötürü. Mesela az önce Asgard dedim mesela. Halbuki oradaki şeydi aynıydı mesela. Öyle dememem evet. lazımdı. Biraz karışıyor evet. kusura bakmayın. Arapçayı unuttum burada. Evet bunu yapmam lazım da yenemiyorum. Arapçayı unuttum. Yani. Evet. Yoksa evet. şey olmaz yani. Geriye ket vurur. Evet. Man, boni, peno, man, boni, keno, hono. Sefro, bono, keno. Boni, boni, peno. Bonio. Sefro dişi mi erkek mi? Erkek değil mi kuş? Diş, erkek. Şimdi, dişi mi yoksa? Sefro dişi. Sefro man, dişi. Boni, soruyu sorduk ya bak soru. Evet. Camit bir formda sorulur. Bakın camit form dediğiniz dişil eril değil. Man evet. bone peno hono. Bu defa eğer evet. bunu bina işini yapan dişil ise bonio. Bonio. Bone, erkekse bone. Evet bone. O zaman evet. sefro. O zaman sefro erkek olduğu için sefro. Sefro dişildir. Dişi o zaman bonio pardon. Sefro bonio peno. Peno hono. Evet. Hono. Kimel Leyla? Evet. Kimo? No. Kaç? Kimo? Kaç? Kimo bi'e? Bi'e, it, peno. Peno. Keno. Peno. İki tane kaçtı. İngilizce'deki Q. Peno. Q. Evet. Hmm. Peno. K yok. Hı-hı. Dört taneydi değil dört mi? Dört tane, evet. Arba. Arba, bi'e, it, peno.
Ya da dersiniz ki itpe, beno, itpe, beno, arba, arba, bie, bine, bie, 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 evet. Bie. Dolat, Mustafa. Ayko, yotbo, sefro. Aferin Mustafa. Ayko. Ayko Uca. Nerede oturuyor? Evet. Yotbo. Alyat, alyat, peno diyeceksiniz. Sebro, yotvo, aliyat, peno. Bir daha söyle bakalım. Soruyu mu okuyayım hocam? Yok, cevabı söyle. Ayko yotvo sefro. Ayko yotvo sefro. Sebro yotvo. Aliyat peno. Aliyat. Aliyat peno. Bak şurada var ya cevabı. Ha, yotvo ha. Aliyat peno. Ha tamam. Tamam. Aliyat peno. Peno. Tamam. Evet. Bet. Sim şimohe hole. Şu isimleri yerleştir. Dukat nukse. Dukat nukse. O noktaların bulunduğu yere. Birincisi bie yumurtalar. Ilono ağaç. Halyo, tatlı, hoş demek. Arapçada hulv kelimesi. Peno, yumurta. Şey, yuva. Evet. Bir. Güle. Sefro itlo tren bie. Bie. Sefro itle tren bie. Tren bie. Tamam. Bet. Cihan. Lokto firi men ilono. Men ilono. Çok güzel. Ilono. İlono ağaç demek. Gimel, Leyla. Soymo. Soymo. Bine. Bie. Ay bunu hep. Bie. Da. Hep. Keno. Keno. Hey. Kü. Kü. Keno. 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 Hep onu kaldık okusun. Keno. İngilizce'deki Q gibi düşün. Quality. Keno. Keno. Keno, evet. Dolat, Mustafa. Sefro itlo kolo. Kolo. Nasıl bir sesi var? Kolo. Neydi? Bir. Alyo. Alyo. Atlı hoş bir sesi evet. Var. Evet. Sefro, halyo arkadaşlar. Helva Türkçe'de hadi aklınızdan kalsın. Helvadan kalsın bari. Halyo, evet. Arkadaşlar ondan kalmıyorsa bari helvadan kalsın. Halyo. Sefro, itlo, kolo, halyo. Tatlı, hoş bir sesi var. Laktito. Şirin bir sesi var. Gibi. Evet, şirin bir sesi var. Burada çok kullanırlar Mardinliler. Hulv, hulv, hulv. Hulv, evet öyle. Doğrudur. Çok kullanırlar. Hulv. Hulv, hulv. Evet. Laktifto, Mardinliler bilir bunu. Sefro hode, bu kuş, itlo, olo, halyo. Güzel bir sesi. Çok güzel bir sesi, evet. Evet, olo, halyo, güzel bir sesi var. Güzel bir sesi vardır onun için. Evet. Hocam özür dilerim. Ara olacak mı? Ara olacak. Tamam. 5 dakikamız var. Ben hemen o zaman bu metni okuyayım. 5 dakikayı diğer metne geçmeden şey yapayım. Kullanayım. 12'de ara vereceğiz. Ergo, Monyasar, Bonyo, Bie, Soymo, Hur. Ho eno, ho sefro, sefro, bonyo, eno, hi soymo, bi, bie, şabo, hur, eno, hono, it, be, arba, bie, sefro, yotvo, aliat, eno, şuole, panu, biat, mele, mono, it, besur, besurto, it, bie, peno, sefro, poilono. Man bone keno hono. Bone keno hono, sefro.
o sefro bune kene honu. Kımo bie it bekeno, kımo bie arba bie it bekeno. Ayko yotvo sefro, sefro, sefro yotvo aliyat keno. Bet, sim şmohe holen. Dukat nukse isimleri koy. Bie ilono alyo keno. Olaf, sefro itlo train bie. Lokto fire fire men ilono. Gimel, soymo bie brau keno. Sefro itlo holo alyo. Laktifto sefro hode itlo holo alyo. Evet arkadaşlar, öğleden sonra aynen devam. Kaçta geliyoruz? 1:30'da. Okey. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.